Ara Ekstra sıcağımız da olmadığı bu için haftanın evet. biliyorsunuz tabii ki cacıklı Evet. Arap köftesi. Evet. Onda da bulgur. Onda O da da bulgur var. bulgurdan Evet. oluyor. Bunu hep ben söylüyorum aslında. Burada kayınvalidelere de çok iş düşüyor. Her biriniz gelinlerinize öncesinde menüyle ilgili uyarabilirsiniz. Tabii ki onlar izin verirlerse değiştirtmelerine katkıda bulunabilirsiniz, sağlayabilirsiniz. Ama tabii bazen gelinlerimiz istedikleri menüyü yapmakta diretiyorlar. Kayınvalideler de diyorlar ki o istedi, ben bir şey diyemedim. Bilmeyenler var gelinin menüsünü. Öyle de durumlar olabiliyor. Ama biz sütlü sebze çorbasıyla uyumsuz da bulsanız menümüze bugünkü başlayacağız. Menü uyumsuzdu. Çok çok farklıydı. Bir yarışma ruhuna uygun bir menü yoktu. Nereden geldiniz? Biz Sultanbeyli'nden geldim. İstanbul. Siz Sevgi İstanbul Hanım? Sultanbeyli. Siz Sevgi Hanım? Ben Büyükçekmece Kıraçköy'den Siz geliyorum. de İstanbul. Ayşe Hanım? Evet. Ben İstanbul Pendik. Aa, herkes İstanbul'dan. Siz de mi? Kayseri. Aa, Kayseri. Evet. Hah, Kayseri'de oturuyorsunuz, yaşıyorsunuz. Kayseri'de yaşıyorum. Kayseri'ye bir selamlarımızı gönderelim. Aa, size de çok selam Aleyküm getirdim. selam. Gelininiz de Kayserili Gelin de galiba. Kayserili. O da Kayseri'de yaşıyor. İddialı bir yarışmacı olarak ben şimdiden gördüm. Kayserili gelinlerimiz bu yarışmada hep çok iyi performanslar sergilediler. %80'i çok güzel yemekler çıkarttı. Ve Kayseri de yani bütün tabii ki illerimizin nefis lezzetleri var ama Kayserili, Malatyalı gelinlerimizin falan böyle Gaziantepli, Adanalı gelinlerimizin böyle bir tık daha bir sanki değil mi? Biraz Öne daha çıkıyorlar bir iki yemekleri. adım Evet. gibi. Yalnız bir şey söylemek istiyorum. Ben biraz yemekten anlıyorum. Biraz. Yemek yaptım. Yani şu anda da yemek dağıtımında çalışıyorum. Yemek Yemekli dağıtımında. çok içli dışlıyım Ne güzel. senelerdir. Yaptınız mı kendiniz? Yaptım. Bir yerde aşçı Yaptım. olarak. Tabii. Aa. Alaylıyım ama mektepli değilim Olsun. ama çok iyi anlarım Kaç yıl yemekten. yaptınız yemek? Bir 4 sene yaptım. İyi, fena değil. Yaptım, Kaç evet. kişiye yemek yapıyordunuz? En az 40 kişiye yaptım. O iş yeri sanırım. Evet, tabii. Bir yani alaylı da Şirketlerde. olsa bir aşçı. Mış Evet. geçmişte kendisi. Evet. Ana yemeğimin dolmasını, tavuk dolmasını kızartmam lazım. O yüzden altını açtım ya. Yemekten anlarım diyor. Anladım. Gelinlerimizi zorlayacak bir kayınvalide Ayşe Ayşe Hanım, yalnız biz de yemek yapmadık ama her birimiz 30-40 yıllık anneyiz. Tabii ki Yemekleri de, biz de tabii ki de. anlıyoruz. Saygı duyuyorum herkese. Tabii ki Yani de. yemek hepimizin mutfağı iyidir. Yani Tecrübede özellikle başka bir Kayseri şey diyorsun. mutfakları, Yani tabii ki Kayseri de. yemekleri çok daha iddialı ki ben mutfağı çok severim. İnanın bütün gün mutfakta kalsam ne yorulurum ne sıkılırım. Aa, ne Öyle bir güzel. yemek yapma hastalığım var. Aa, ne İnşallah güzel. tabii göreceğiz. Peki. Şimdi Çocuklarım da hep boylu boylu. süper boylu çocuklarınız. Evet, yedirdim. Yedirdim. Besledim evlatlarımı. Besledim. Peki. Şimdi bugün de gelinimiz besleyecek bizi. Getirdi İnşallah. çorbalarını. Afiyet olsun efendim. Teşekkürler. Teşekkür Size de afiyet ederiz. Sağ olun. Afiyet olsun. Ben de öyle o kadar güzel yemekler yaparım ki. Çalıştığım yerlerde de ben mesela ev işinde çalışırım. Hani onlara girmek istemiyorum ama bir yaptığımı bir daha yemek isterler. Ama onu ben niye edeyim dile getireyim? Yiyen adam söylesin. O benim hoşuma gitmiyor. Sonuçta diplomalı bir ahçı değil. Hepimiz de evimizde ahçıyız. Yemek yapıyoruz. Onu çok ön plana çıkması da gerekli değildi bence. Canım tuz alabilir miyim ben? Gelin hanım tuzluk biz de rica edelim mi? Çok tuz ama ha, tuzluğumuz yok. Ve tuzluk da takımın tuzluğu değil galiba. Farklı bir Takımın tuzu vardı da onu düşünemedim açıkçası. Mutfaktan alıp Neyi getirmeyi. düşünemedin? Unuttum. Nerede? Evde mi unuttun? Evde aslında bilerek getirmedim. Hani belki Bilerek getirmedin. lazım olmaz diye. Lazım olmaz diye takımının tuzluğunu getirmedin. Evet. Bilerek. Unutmuş da Çünkü değilsin. hayır, tadı belki güzel olur diye. Ama görün, Ama bu tuzluk şimdi bu Evet. masaya olmadı. Hiç yakışmadı yani. Köşede olması lazım tuzluğumuzun, biberinizin Artı olması lazım. hiç yakışmadı yani. Masana hiç yakışmadı, sana hiç Hayatım, yakışmadı. anneciğim. Siz demediniz mi Zehra Hanım? Kızım hani bir takım tuzluyla, karabiberliyle, peçeteliyle hani bak çok güzel takımın. Eminim ne güzel Ya tuzlukların vardır. Televizyona evet. çıkıyorsun. Gerek olmaz demek ne demek? Ben çok anlayamadım Burası bir sevgilim. yarışma programı sonuçta yani. Ya haklısınız Ve o konuda iddialı olmamız yani. gerekir. Evet yani. Gerçekten hiç içmediğim, tatmadığım bir çorba. Tadı nasıl peki? Tadı Beğendin hiç hoşuma gitmedi. Gerçekten Sağ olun. mi? Gerçekten çok tuzsuz. Zebzelerimiz Yani tuzu de değil de içinde. tat olarak. Tad olarak da Tuzu eklediğimizde içmediğim ilk nasıl defa oldu? Tuz içtiğim eklediniz için. mi? Lütfen bir de tuzu deneyiniz Tuz rica eklediğinizde edeceğim. nasıl oldu? Ekledim. 2 kaşık daha aldım Aslında soğanın güzel bir gerçekten. çorba. Neyini beğenmediniz? Sebze çorbası. Hani kıvamı da çok bana duru gibi geldi. Duru Sulu geldi. yani biraz şeyi de yok. Hiç Diğer yorumları da lezzetli de. alayım. Güngör Ben Hanım buyurun. içindeki sebzeleri Elinize sağlık. soracağım. Bir farklı sebze geldi bana.
Ne kullandın bunun içinde? Soğan kullandım. Onunla kavurdum ilk başta yağı. Soğan kullandım. Havuç kabak attım. Süt var içinde. Bir de içinde süt var. Tabii sütlü sebzeli çorba yaptığım için onları ekledim. Ben böyle bir ekşimsi tat aldım. Ekşimsi mi? Ekşimsi bir sebze ekşimsi var gibi. Ekşimsi hiçbir şey atmadım ama. Ben de hiç ekşi bir tat almadım aksine. Sütten dolayı hafif tatlı bile. Evet. Siz de mi beğenmediniz? Hiç beğenemedim. Ya alışık olmadığımın haricinde gerçekten... Hiç hoşuma gitmedi tadı. Diri kalmış sebzeleri. Zebzeler diri, evet, kalmış diyorsun. Yok, aslında pişmiş tam pişmiş sebzeleri ama. Yani direkt ağızda çok dağılıyor. Çok güzel pişmiş. Çünkü ben tadına baktım, direkt ağızda dağılıyor bence. Biraz daha küçülmesi lazımdı. Küçülmesi yani. Sebze, evet, çorbasında. O zaman daha küçültürse blenderdan geçirmesi lazım. Evet. Kabak zateni çabucak pişiyor. Siz de mi beğenmediniz? Beğenmedim. Aaa. Kıvamı çok duru. Bu... Türk çorbaların biraz daha kıvamlı olması gerekiyor. Soğanlar çok büyük. Sebzeler tamam küçük ama soğanlar sebzelere göre çok büyük. Hiç orantı yok sebzelerde. Bana gösterir misiniz bir bence tane büyük soğan? Bence o da soğan. Sebze olduğu için ben de öyle gayet değil çünkü. Normal duruyor. Yani. Ben bir göreyim bir soğan, o büyük olan hangisi? Şöyle bakarsanız. Biraz daha yaklaştırır mısınız? Sebzeler daha küçük, İyiyim soğanlar büyük. Evet. Ha, size öyle gelmiş. Evet. Bendekiler öyle değil Deri mi? Dereotları çok büyük doğranmış sebzelere göre gene. Kıvamı da hiç güzel değil. Ben tuzuna takılmıyorum. Tuzlu çok sevmediğim için. Ama güzel değil yani. Aa, kimse beğenmedi mi yani şimdi bu sofrada bu çorbayı? Ben de tadını beğendim. Bir tek tuzsuz. Azıcık duru ama. Yani lezzetini ben beğendim. Sebzeleri falan çok güzel. Çok güzel. Tam olması gerektiği gibi pişmiş. Evet. Lezzeti falan. Bak sütünü kaçırmamışsın. Bazıları sütü çok kaçırıyor. Evet. Mısır gevreği yiyormuşum gibi oluyorum. Vallahi ben bunu beğendim. Bir tek çok tuzsuz. Onun için hemen yekten tuz niye istedim? Tuzlu deneyimdi. Tuzlu koyunca güzel oldu. Ben soğanlar beğendim. Soğanlar çok büyük ama gerçekten. Bunu korkarım, benim dışımda beğenen ben yok. Ben kıvamını beğenmedim. Soğanların çok büyük olmasını beğenmedim. Ben... Görüntüsü de hiç hoş değil. Bir tek size çok gelmiş herhalde. Kıvamı. Soğanı büyük bence olan var mı? Gerçekten soğanların hepsi çok büyük. Zerzeler çok güzel. Ya şimdi şöyle bir şey. Sebze olduğu için mecburen soğanın da görünmesi lazım orada. Ama çok büyük. Sebzeler soğanlardan daha küçük kalıyor. Çok büyük değil bence. Bence de değil. Ama bakabilirsiniz yani burada. Sebzeleriniz küçük, soğanlarınız büyük, onu söylüyorum. Hayır, bence orantılı. Bence yani, kıvamı da çok duru. Biraz bir tık daha kıvamlı evet, olması lazım. Onu ben söyledim. Bir tık, bir tık. Evet. Çok değil. Olması, yani çok sulu da değil. Aman aman sulu da değil de. Bir ya, tane evet, kıvamı da çok bir güzel olabilirdi. Sonuçta kıvamı bence... Ama şimdi şöyle bir şey var. Şimdi sebzeleri kimisi blenderdan geçirir biliyorsun. Siz de yapıyorsunuz. Evet. Ama evet, eğer sebzelerini bu şekilde bırakmayı tercih eden gelinir varsa... Şimdi suyunun da çok fazla kıvamlı olması çok yoğunlaştırır çorbayı. Yani bu, eğer sebzelerini iri tutuyorlarsa bu kıvam ideal. Evet. Yok sen sebzeleri şeyden geçseydin zaten daha kıvamlı zaten olacaktı. Zaten daha kıvamlı olurdu, evet. Ama bu bence beni çok rahatsız etmedi. Yani aman aman bir çorbayı bozan bir şey değil bence. Çok da severek yaptığı bir çorba yani, evet, gelinimin. Vallahi yemediğimden galiba zoalanım ben tabii, pek herkesin beğenemedim damak yani. Zevki de farklı. Doğru, tabii. Hayır hala pek şey bir sessiz, pek bir sakin. Ya, neden böyle? Konuşsanız olduk biraz da aslında da. Çorbamız da gayet güzel aslında. Neden beğenmediniz bilemiyorum. Hiçbirini beğenmediler. Şey, bir Zuhal'ın beğendi. Bence o da en doğru olanı yaptı diye düşünüyorum. Çünkü beğenilmeyecek bir çorba değildi. Hanımefendi, bir yarışma programına geliyorsunuz. Gelinizi niye uyarmadınız bu tuzluk konusunda? Bu görevler size düşüyor biliyorsunuz. Ama beraber evlerimiz... Hiç konuşmadınız mı? Beraber olmadığı için şimdi yemek takımı olabilir, koyunca tuzluğu da konmuştur diye düşündüm. Olabilir, şu anda telefon denen, teknoloji denen, teknolojinin en yüksek olduğu dönemlerdeyiz yani. Telefon var, her şey var. Kendine çok güvenmiş, gerek olmayacağını düşünmüş ama sonraki getirdiği tuzluk da tamamen fiyaskoydu. Unutmuş olamaz zaten. Burası bir yarışma. Hepimiz kazanmak için geldik. Unutmayacak. Her şeyine bakması lazımdı. Elini çabuk tutması lazımdı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.